Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda elimde bir iPhone var ve bu akıllı telefonun üzerine tam 100 tane ekran koruyucu uygulayacağız. Evde otururken şöyle bir düşündüm. Dedim ki bir akıllı telefonun ekranına 100 tane ekran koruyucu takarsak ne olur? Şimdi o ne olur sorusunu cevaplamak için telefoncuya doğru yola çıkıyoruz. Doğrudan Ercan abinin yanına geldik. Bir alalım şunları. Kamera arkasından da destekle. Evet arkadaşlar, burada tam 100 tane ekran koruyucu var. Bu cihazın üzerine 100 tane ekran koruyucu uygulayacağız. Evet, iyi para gömdük bu videoya arkadaşlar. Ne kadar abi bunların tanesi normalde? Normalde telefoncularda 20-25 lira takılıyor. Evet, yani sen de 25 lira abi. Ben de 15 lira. Vay be, helal olsun. Kim Bulvar gelirse? Telekom arkadaşlar burası. Evet. Alsancak'ta. Hani gelirseniz evet. Ercan abi size yardımcı olur. Kim gelirse gelen herkese 10 lira. Yıl sonuna kadar. Eyvah, süper kampanya evet. Oldu gerçekten. Teşekkür ederim. Vallahi bunu ben de beklemiyordum bu arada arkadaşlar. Şimdi bunları ben tek tek açacağım. Ercan abi uygulamaya başlayacak. Hani 10'uncuda ne oldu, 20'ncide ne oldu falan diye de aralarda sizlere aktaracağım. Cihazda hem Face ID var. İşte Face ID kaçıncı ekran koruyucuda devre dışı kalacak? Ben gerçekten merak ediyorum. Her pakette 10 tane var arkadaşlar. Şöyle bir 10 taneyi ben buradan açtım. Şöyle yere atayım. Ben böyle bilerek arkadaşlar bunları videodan önce çıkarmadım kutusundan ki hani siz de canlı canlı görün gerçekten kaç tane olduğunu diye. Ben böyle yanında açacağım, koyacağım. Yanında açacağım, koyacağım. Şu an bir 10 tane açtım. Ercan abi de herhalde şu an 5.'yi takıyor değil mi? Aynen. Vay be abi, hızlı gittin ya baya. 5. takılıyken bir bakalım mı şu anda durum ne? Bakalım. Ekran dokunmatiği çalışıyor şu an. Siz de buradan görüyorsunuz zaten yakınen. Şöyle göstereyim sizlere de. Face ID de çalıştı. Yüzümü tanıyor cihaz çünkü. Direkt açıldı şu anda. Vallahi herhangi bir problem gözükmüyor şu an. 5 tane de sıkıntı yok arkadaşlar. 5 tane taktığınızda herhangi bir problem olmuyor. Ama şöyle bir görüntü oluyor bakın, şöyle kalın. Enteresan bir görüntü oluyor gerçekten. Evet. 13.'yi takıyoruz şu an. 13.'den itibaren ekran dokunmatiği devre dışı kalıyor arkadaşlar. Hatta şu an yani dokunmatik gittiği için Face ID ile gitmiş durumda. Şöyle göstereyim sizlere. Yani Face ID falan hiçbir şey çalışmıyor. Ekranda tam 20 tane var. Doğru değil mi abi? Evet. 20 tane var. Acayip bir simetrik takmışsın abi. Buradaki kesim izleri bile çıkıyor evet, yani üstte. Son durum bu. Hani şuradan yan açıya gösterdim ama şöyle de göstereyim. Karşıdan da bu şekilde duruyor. Parlaklığı da ben sonuna kadar açmıştım neredeyse başlarken. Ama hani şu an herhalde biz 100'üncüye geldiğimizde ekranı böyle falan bakmak zorunda kalacağız. 500 lira falan hak edecek ekran koruyucu var yok mı? Piyasada var, satılanlar var ama bence o kadar hak etmez. Yani en fazla evet verileceği bir para bana göre o 50 lira falan gibi. 50 lira en iyisi diyorsun. 50, yani. Evet. Bu işin oluru 50 liraymış arkadaşlar. Arkasına da 100 tane takmayalım mı arkadaşlar? Bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar arkasına da 100 tane takarız. Olur mu? Olur. Şimdi tartıyı evde unuttum arkadaşlar ben. Yalan yok, aramızda yalan olmasın. Hiç gerek yok böyle şeylere. O yüzden şimdi bu ekran koruyucularını sökeceğim ben. İşimiz bittiğinde tartacağım. Videonun ekranına yazarım. Hani telefonun normaldeki ağırlığı neydi? Ekran koruyucularını taktıktan sonraki ağırlığı ne oldu diye. Böyle videonun bir yerlerini ortaya, bir yere, kenara, bir yere koyuveririm arkadaşlar onu. Ama bayağı ağırlaştı şu an yani. Daha 50 tane bile takmadık. Kütle bir şey oldu. Muhtemelen tamamını bitirdiğimizde böyle 700-800 grama falan yaklaşabilir bu cihazın ağırlığı. Ürünler tabii olifobik malzemeden yapıldığı için, kat kat olduğu için o olifobik malzeme ortaya çıktı. Daha böyle evet, ham madde gibi duruyor şu an cihazın üstünde. Ham madde, üzerindeki ham madde ortaya çıktı. Aranızda hiç böyle bir şey denemeyi düşünen oldu mu ya? Yani acaba telefonun ekranına bunu yapsak ne olur falan diye. Ya da böyle mesela merak ettiğiniz başka şeyler varsa onları da yapabiliriz. Yazın arkadaşlar yorumlara. Şu an tam 50.'yi taktık. Hemen birkaç kontrol yapalım bakalım. Bayağı ağır şu an cihaz. Yani aynen, şöyle görün siz de. Hatta şöyle de görün. Uzaktan da bakınca. Tam 50 tane var şu an ekranda. Ama abi çok acayip duruyor ya. Aynen. Şöyle bir şeyle sokakta gezdiğimi düşünsenize arkadaşlar şöyle. Beni görseniz ne yaparsınız? Şöyle 100 tane. Bunun acayip ağır olmuş. Bir de şey, böyle ekran bayağı hologramik gibi duruyor. Şuraya göstersem net bir şekilde akşam gözükür diye düşünüyorum çok ben. Güzel oluyor. Yani bir de şöyle bir şey var, bakın kapatınca ekranın parlaklığı direkt yandan gözüküyor. Hani böyle ışık yansıyor ya, o yansıyan parlaklığı direkt ekranın yanından görüyorsun. Hakikaten güzel oldu. Evet, yerlerin halini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani felaket. Burada 100 tane paket var. Hepsini tek tek açtık. Uygulamaya devam ediyoruz. 80. Hemen bakalım. Of abi. Bayağı telefon kalkmıyor arkadaşlar yerinden. Şöyle yandan görüntüsü. Şöyle yandan görüntüsü ve şöyle ekranı göstereyim size. Ekran artık maalesef gözükmeyecek noktaya kadar geldi. 90. bitiyor arkadaşlar şu an. Son 10 kaldı. Heyecan büyük bende ama telefon yani gülle gibi oldu. Birinin kafasını atsa yemin ediyorum kafasını patlatır yani adam. Şöyle karşıdan şöyle gözüküyor.
Yandan da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ve 100. geliyor. 100. birlikte ekleyebilir miyiz abi? Evet, birlikte yapalım. Birlikte yapalım abi. 100 tane arkadaşlar. Tam 100 tane ekran koruyucu şu anda tamamlandı. Yanı bu şekilde gözüküyor. Yani bir görüntü yok artık. Zaten şöyle telefonun ekranında da görüntü yok. Sen görmedin. Aynen, çok bulandı. Göstereyim. Koruyor yani gösteriyor. Bilmiyorum kameraya çıkıyor mudur ama böyle göstereyim, siz görün. Ekrandaki bütün görüntü de gitti şu an. Abi eline sağlık tekrardan. Hayırlısı olsun. Biz bu telefonu şöyle bir yüzüstü yere atsak ne olur diye ben aşırı merak ettim. Kılıfı taktım ki arkasını koruyayım diye arkadaşlar. Telefon bizim çünkü. Başına bir şey gelmesin. 3, 2, 1. Gayet güzel. Biraz daha kırıldı abi. Evet. Ya ama biraz bir tık daha kırıldı. Yine de görevini iyi yapıyor. Ya hala koruyor. Ekranda herhangi bir sıkıntı yok. Cihazda zaten bir sıkıntı yok. Bir kere daha atacağım. 3, 2, 1. Yarısı gitti abi. %50'si gitti. Yarısı gitti. Benim de içim gitti bu arada. Telefonun ekranında bir şey oldu sandım. Yarısı gitti. Diğer yarısı duruyor. Evet. Atalım onları da böyle. Ama tam telefonun takacağım. Ekranında al sen taktın sen çıkar abi. Oh ekranı gördük tekrardan bu ya. Bu arada dokunmatik çalışıyor. Ya tabii. Şu anda ama hala üstünde 3 tane falan ekran koruyucu var. Bir tane daha var hala üstünde. Hala daha üstünde bir tane daha var. Hiçbir problem yok. Şu bölüm gitmiş arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle de göstereyim. Bayağı tuz buz olmuş bu bölüm. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip desteklerseniz çok seviniriz. Bir meraktı bizim için. Deneyelim istedik. Beni korkuttu gerçekten telefonda bir şey olacak diye. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay. Görüşürüz. Gel biz gidelim de abi şu telefonu bir halledelim. Aynen.